Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi bir kez daha gönül dolusu muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, lütfu ve bereketi bu mübarek Ramazan hürmetine hepimizin, tüm insanlığın üzerine olsun. Yine canı gönülden Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Gündüzüyle, gecesiyle her türlü rahmete, feyiz ve berekete mazhar olmanızı diliyorum. Gönüllerimiz Ramazan'ın bereketine, Yüce Mevla'nın lütuf, ihsan ve keremine açık olmasını dilerim. Biz kalplerimizi açmayı bilirsek, onun kesilmeden bir sağanak yağmur gibi yağan lütfundan, kereminden, ihsanından zaten nasipdar oluruz. Vericide bir problem yok. O hiçbir kesintiye uğramadan sürekli veriyor. Sorun bizde, alıcılarda. Biz eteğimizi açamıyoruz, kalbimizi açamıyoruz. Ondan dökülen lütufları toplayamıyoruz. Sorun bizde. Bu itibarla bu Ramazan ayı ve benzeri münasebetler bizi diğer ay ve günlerden farklı olarak onun yüceliğine karşı, lütuf ve merhametine, ihsanına karşı yeni bir konum almamıza ya da mevcut konumumuzu gözden geçirmemize vesile olmaları bakımından çok değerlidirler. Bugün sizinle bu Ramazan-ı Şerif'in başlangıcında çok önemli bir konuyu ele almayı düşündüm. Bu konu daha önce örneklerde ele aldığım diğer problemli konular gibi gerçekten son derece polemiğe, istismara açık bir konu. Ve nitekim üzerinde durduğumda da göreceğiniz üzere üzerinde çok spekülasyonların yapıldığı, polemiklerin gerçekleştiği bir konu bu. Namaz kılmayan çocukların dövülmesi konusu. Az sonra sabrınızı suistimal etmeden tüm detaylarıyla ele alacağım bu konu. Bir yönüyle konu çocuk olunca ve çocukların namaz kılmaları söz konusu olduğunda bunun doğrudan bir din eğitimi olduğu hususu tartışılmazdır. Öyleyse müsaadenizle çok kısaca bir dinin öğretilmesinin ne anlama geldiğinden ya da bir din nasıl öğretilmeli sorusunun cevabı olacak şekilde kısaca bunun üzerinde durmak istiyorum. Madem ki konumuz çocuktur, öyleyse çocuğun din eğitimi, namaz eğitimidir. Tam da çocuğun İçine doğup büyüdüğü ailesinden öğrendiği, adına ana dili dediğimiz, dili nasıl öğrendiğinden başlayalım müsaadenizle. Çocuklarımız bizimle birlikte bizim konuştuğumuz dili öğrenirler. Hem öyle öğrenirler ki, bizim aksanımızı, lehçemizi birebir yansıtırlar. Ama hiçbirimiz elimize kalem kağıt alıp çocuğu da karşımıza oturtup ona dil öğretmeyiz. İsim şudur, fiil budur, özne şudur, yüklem budur. Böyle bir şey yapmayız. Peki ne yaparız? Gündelik yaşamımızı devam ettiririz ve konuşuruz.
Çocuk bizi gözlemler. Konuşmamızı gözlemler. Tepkilerimizi gözlemler. Hangi durumlarda nasıl sesler çıkardığımızı gözlemler. Ve sonra onu Yüce Mevla'nın ona lütfettiği yeteneğiyle birleştirir ve tıpkı bizim konuştuğumuz dili bizimle birlikte konuşmaya başlar. Hiç ders vermedik. Hiçbir talim ve terbiye göstermedik. Sadece onunla konuştuk. Kendimiz konuştuk. Hayat devam etti. Ama o bizim yanımızda, bizim ona gösterdiğimiz şeyi aynen öğrendi. İşte tıpkı çocuğun bizim konuştuğumuz dili öğrenmesi gibi dindarlığı da bizden böyle öğrenir. Bir çocuk dindarlığı ona dini öğreterek öğrenemez. Bir çocuk dindarlığı gözlemleyerek öğrenir. Neden Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam için "Lakad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun" buyurarak onu bize örneklerin en güzeli olarak takdim eder? Neden ona örnek der? Çünkü örnek önümüzde olandır, gözümüzün önünde olandır, gözlemlediğimiz şeydir, temas ettiğimiz, dokunabildiğimiz şeydir. Ve örnek, işte bu saydığım gözümüz önünde olan, dokunabildiğimiz, görebildiğimiz örnek, aynı zamanda özenmek isteyeceğimiz bir güzelliktir. Onun için örnektir. Neden örnek alırız? Beğendiğimiz için. Neden örnek alırız? Onun gibi olmak istediğimiz için. Demek ki örnekliğin güzellikle, özenilecek bir şey olmakla, beğenilen bir şey olmakla doğrudan ilişkisi vardır. Bu itibarla Allah'ın Resulünü tanıyanlar onun yanından ayrılmadılar. Bir kere halkasına oturanlar ömür boyu onun halkasını bir daha terk etmediler. Onun gül cemaline bir kez bakanlar, onun bir sohbetinde bir kez bulunanlar, onunla onun atmosferini bir kez soluyanlar, onu anasına da babasına da her şeyine de tercih ettiler. "Fedâke ebî ve ummî" demelerinin nedeni onun insanlara gösterdiği muhteşem örnekliğiydi. O kadar güzel, o kadar muhteşemdi ki onu gördükten sonra gözlerin bir başkasını görmesi imkansızdı. İşte onun namazını gördüklerinde onunla namaz kıldılar. Onun orucunu gördüklerinde onunla oruç tuttular. Onun kılıç çekip Allah yolunda cihad ettiğini görünce canla başla gidip onunla savaştılar. Onda ne gördülerse onun aynısını yapmak istediler. Çünkü o her şeyin o kadar güzelini yapıyordu ki. Yaptığı şeyler ona o kadar güzel yakışıyordu ki. Onu görenler keşke biz de senin gibi olabilsek diyorlardı. İşte din böyle öğretilir. Emri bil maruf böyle yapılır. Görenlerin hayran olduğu bir temsil, bir örnek olursunuz ve insanlar gelir size sorarlar. "Efendim, siz ne kadar güzel bir insansınız. Size hayranım. Acaba bu güzelliğinizin ardında duran şey nedir? Sizi böyle güzel kılan, sizi böyle insan kılan, sizi böyle kamil kılan nedir?" diye sorduramıyorsak, kimseye İslam'ı öğretmeye falan kalkmayalım. Halimizi, tavrımızı, duruşumuzu, yaşantımızı, her şeyimizi beğenmeyen birisinin bizim anlattığımız dinden etkilenmesi beklenemez. Şöyle bir düşünelim. Neden Allah Resulü hepimizi sürüsünden mesul olan çobana benzetiyor? Bir sorumluluk yüklüyor bize. O halde bir düşünelim. Anne baba olarak düşünelim. Hoca olarak düşünelim. Bir kurumda beraber çalıştığımız arkadaşlarımız, eş dost olarak mahallede, köyde, bulunduğumuz yerde sahip olduğumuz konum üzerinden düşünelim.
Acaba insanlar, dokunduğumuz, temas ettiğimiz insanlar bizim için ne söylüyor? Bizi hangi özelliğimizle anıyorlar? Güvenilirliğimizle mi? Sevgimizle mi? Aydınlığımızla mı? İçimizin dışımızın birliğiyle, nuruyla, aydınlığıyla mı? Bizden hiçbir şeye zarar gelmeyecek emin insan olduğumuzla mı anıyorlar? Neyimizle anıyorlar bizi? Kapısını açıp ders vermek üzere içeri girdiğimiz sınıftaki öğrencilerimiz bize nasıl bakıyor? Dersimizi nasıl dinliyorlar? Sonra kapıyı çekip odamıza dönerken ve sınıfı terk ederken arkamızdan ne düşünüyorlar? Hayran oldukları bir hocayı mı? Onun gibi olmak için yürekleri kıpır kıpır olduğu bir üstadı mı, bir öğretmeni mi? Ah şu dersi hiç bitmese dedikleri bir dersi mi? Yoksa bittiğinden dolayı sevindikleri bir hocayı ya da bir dersi mi? Hakkımızda ne düşünüyorlar? Ya çocuklarımız? Gece gündüz beraber olduğumuz, dünyaya gelmelerine vesile olduğumuz çocuklarımız bizim hakkımızda ne düşünüyorlar acaba? Bizi nasıl görüyorlar? Bize nasıl bakıyorlar? Dışarıdan dile dökemedikleri, yüzümüze söyleyemedikleri o tertemiz melek kalplerinden bizim için ne geçiyor acaba? Bizi nasıl bir Müslüman olarak görüyorlar? Onlara Sübhaneke duasını öğretmekten başlamaya gerek yok. Bizi nasıl bir Müslüman, nasıl bir kul olarak gözlemliyorlar? Anne ve babanın Allah'la buluşmanın vakitleri olan namazlarda, Yüce Mevla'yla randevumuzun olduğu anlar, yerin göğün sahibiyle buluştuğumuz anlar, aradan perdelerin kalktığı, mekanların, zamanların kalktığı anlar, seccadenin üzerine durduğumuzda ayaklarımızı arş-ı âlâ'nın eşiğine basıyor gibi olduğumuz anlar, dünyanın bütün cazibesiyle gözümüzden silindiği anlar, bunu çocuklarımız gözlemliyor mu bizde? Anneme babama seccadeye çıkarken bir şeyler oluyor diyebiliyorlar mı? Az önce mutfaktaki annem değil bu seccadedeki duran kadın. Az önce işten dönen değil, babam değil bu kıyamda duran, rükuda duran adam. Bir bambaşka oldu bu annem. Bu babam değişti, bir şey oldu ona seccadeye çıkınca. Kimin huzurunda durduğumuzu, kiminle buluştuğumuzu, kime yüreğimizi açtığımızı. Kiminle aramızdaki perdeleri kaldırdığımızı. Kimin huzurunda Allahu Ekber derken bütün varlığın bir atom zerresi gibi gözlerimizin önünden silinip gidip adeta bir ademe mahkum olup hiç olduğu, yok olduğu bir halimizi gözlüyorlar mı acaba? Seccademizi toplayıp yeniden bu fani dünyaya dönerken, tıpkı Miraç'tan dönen peygamber gibi Allah'la buluşmanın hangi hediyeleriyle çocuklarımıza dönüyoruz? Allah'la birlikte olmanın yüreğimizde, ruhumuzda, kalbimizde, yüzümüzde ve simamızda
meydana getirdiği hangi güzelliklerle çocuğumuzu bağrımıza basıp kucağımıza alıp seveceğiz, seviyoruz? Hangi miracın hediyeleriyle dönüyoruz? Her gün müteaddit defa serdiğimiz seccademizin her serilişi bizi tıpkı miraca yükseliyor gibi basamak basamak Allah'a yakınlaştırıyor ve oradan dönerken Yüce Mevla'nın lütuflarıyla ve keremleriyle dönebiliyor muyuz? Çocuk bizde bunları gözlemliyor mu? Bu olgunluğu, bu kemalatı onlarla davranışımızda, onlara örnek oluşumuzda, komşumuza, mahallemize, öğrencilerimize, meslektaşlarımıza örnek oluşumuzu. Bütün bunları gözlemliyorlar mı acaba? Cevap evetse, siz zaten görevinizi yapıyorsunuz. Siz zaten o çocuklara öyle bir namaz öğretiyorsunuz ki, onlar bu namazı öyle bir kılacaklar ki, hiçbir şey onlarla Allah'ın arasına giremeyecektir. Değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, din zorla, dayakla, elde sopayla öğretilmez. İnsanlık cezayla öğretilmez. İnsan cezalandırılarak arif olmaz, insanı kamil olmaz. Sevgiyle olur, sevmekle. Onun için ruhu şad olsun büyük ustam, Neşet Ertaş'ın ne güzel söylemiş. Sevgi her şeyden ezeldir. Sevgi her şeyden güzeldir. Sevgi her şeyi düzeltir ey divane gönlüm. Dolsun kadehler, sevgi içelim, sevgiler ekelim, sevgiler biçelim diyen insan. Evet. İkide bir tokatladığımız çocuklar değil. İkide bir öfkelenip kızdığımız evlatlarımız değil. Bakışlarımızla erittiğimiz, sevgimizle şekillendirdiğimiz, yüreğimizle güzelleştirdiğimiz evlatlarımız. Dindarlık budur. Dindarlık böyle öğretilir. Çocuklarımız böyle dindar olur. Kızarak, cezalandırılarak değil. Nereden baksanız hayatımın çok önemli bir bölümü hocalıkla geçti. Uzun yıllar. Bütün bu uzun yıllar içinde bir şey öğrendim. Eğer öğrendim diyebilirsem. O da öğretmenin ancak öğrenmekten geçtiği. Fark ettim ki öğrenemediğim hiçbir şeyi öğretemiyorum. Fark ettim ki olmadığım bir şeyi hiç kimseye yaptıramıyorum, olduramıyorum. Sevmediğim bir şeyi nasıl sevdirebilirim? Görmediğim bir şeyi nasıl gösterebilirim? Duymadığım bir şeyi nasıl işittirebilirim? Hissetmediğim bir şeyi bir insanın vicdanı nasıl duyurabilirim? Onun için öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalıştığım için de öğretebilmeye çalıştığımı düşünüyorum. Ruhu şad olsun. Necip Fazıl ne güzel söyler. Reis Bey eserinde filmi de yapıldı bunun. Bununla konuma geçeceğim. Ne güzel söyler. Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz. Çünkü ben ağladıkça anlıyorum.
anladıkça ağlıyorum der. Efendim, bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in başında hepinizin evlatlarının mübarek olmasını, güzel insanlar olmasını, hem ülkemize hem tüm dünya insanlığına hayırlı kazanımlar sağlamalarını dilerim. Hepiniz benim gibi anne babalarsanız, gerçekten örnek anneler babalar olmanızı niyaz ederim. Henüz anne baba olmayan değerli kıymetli öğrencilerime de anne baba olmadan önce ne olacaklarına ilişkin düşünmelerini dilerim. Çünkü anne baba olmak kadar güzel, anne baba olmak kadar zor, başka hiçbir şey yoktur. Şimdi gelelim meseleye. Müsaadenizle her zaman olduğu gibi tahtamı açmak istiyorum ve böylece dersimize, sohbetimize başlayalım. Evet. Bundan yaklaşık 20 yıl kadar önceydi. Şimdi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde çok değerli meslektaşım, kulakları çınlasın, kendisine hürmet ve saygı ilanıyorum. Dostum, Profesör Doktor Mustafa Ertürk. Makalesini sizinle paylaşacağız. Marife dergisinde yayınlanan bir makale yazdı. Bugünkü konumuzla ilgili. 7 yaşına geldiğinde çocuklara namazın emredilmesi, 10 yaşına geldiklerinde ise namaz kılmıyorlarsa dövülmelerini ifade ettiği söylenen rivayetleri ele aldı. Kalemine, ilmine, ömrüne bereket. Çok kaliteli, çok değerli bir makale yazdı. Hala 20 yıl geçmesine rağmen önemini ve değerini aynen koruyor. Orada rivayetleri hem isnat bakımından analiz etti, hem de metin bakımından nihai olarak dedi ki, bu bizim inandığımız Hazreti Peygamber'in bildiğimiz sünnetine, örnekliğine aykırıdır. Bu sözler onun olamaz. Zaten hem isnadında hem de metninde çok ciddi sorunlar var dedi ve bunları kıymetli araştırmalarıyla, tahkikiyle de ortaya koydu. Makalesinin en çarpıcı olan tarafı, ki okuduğunuzda da göreceksiniz, en çarpıcı olan tarafı rivayetleri Hazreti Peygamber'in o genel sünnetine arz etmesiydi. Bunu kendisini evladım gibi sevdiğim bir doktora öğrencim, doktorasını bitirdi Doktor İsmail Kambaz. Aynı fakültede, aynı zamanda meslektaşım. Hazreti Peygamber'in karakterini çalıştı. Hazreti Peygamber'in kişiliğini doktora tezi olarak yaptı ve ona ait olarak nakledilen rivayetlerin onun bu karakterine ve şahsiyetine ne kadar uygun olup olmadığına bakılarak rivayetlerin sıhhatlerinin tespitine yönelik önemli bir metin tespiti kriteri geliştirmeye çalıştı. Bu sene yayınlanacak. Onu da okumanızı hararetle tavsiye ederim. Tıpkı bu gibi, bu doktora tezinde olduğu gibi değerli meslektaşım Mustafa Bey de dedi ki, Allah Resulü'nün dini öğretmesinde, sünnetinde böyle bir tarzı tavrı yok. Bu kabul edilemez dedi rivayet. Bir yıl geçti, 2003 yılında yine aynı Marife Dergisi yayınladı bu defa bu yazıyı da. İzmir 9 Eylül İlahiyat Fakültesi'nde, o da o zaman genç meslektaşlarımızlandı. Tabii şimdi 20 yıl geçti, orta yaşı da muhtemelen geçmiş olabilir. Ahmet Tahir Dayhan bir makale yazdı aynı konuda ve konusu bu namaz kılmayan çocukların dövülmesi meselesi ve özellikle makalenin amacı Mustafa Bey'in bir yıl önce yayınlanan makalesine bir eleştiriydi.
O da yine rivayetleri isnat bakımından, metin bakımından analiz etti ve Mustafa Bey'in görüşlerine katılmadığını ve dolayısıyla bu rivayetin geçmişteki yapılan yorumlarından da hareketle sahih olduğunu ve gerekirse çocuklar namaz kılmıyorsa pekala da dövülebileceğini, bunda ne mahsur olabileceğini söyledi. Kendine ait uygun akademik bir üslup ve dille bunu ortaya koydu. Kendisine de hayırlı ömürler, sağlık, afiyet ve başarılı çalışmalar diliyorum. İlimde böyle bir şeydir zaten. Kimi öyle yazar, kimi böyle yazar ve bu müsaademeyi efkardan hakikatler doğar diye düşünüyoruz. Mesela bugün ben de başka bir şeyler söyleyeceğim. Bu itibarla akademik hayat, fikirlerin, düşüncelerin karşılıklı bir biçimde, üslubuna uygun, adabına uygun bir biçimde konuşulmasıyla olgunlaşır, değerlendirmeleriyle değerlenir. Onun için de inşallah bugün ben de bu konuya farklı bir perspektiften bakmaya çalışacağım. Aslında bu makaleleri okuduğumuzda ki yayınlandığında efendim ilk elden okuyanlardan biriyim ben ki o dergiye de o zaman aboneydim. Bir makalede ben yazmayı düşündüm bugün konuşacaklarımı. Yani 20 yıl önce bugün şimdi sizinle paylaşacaklarımı o zaman bir makaleye dökmek istedim. Fakat yoğun doçentlik hazırlığı içinde olduğum günlerde, o günler benim, bir türlü fırsat bulup bunu bir kaleme alıp makaleye dönüştüremedim. Kısmet bugün bir YouTube konuşmasına konu etmekmiş. Makalem de tam da başlıkta yazdığım gibi olacaktı. İslam mesajının dövün emriyle sınavı. Bu mübarek dinimiz, İslam dini ve yine mübarek peygamberimiz, Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam. Bu dövme mevzuyla sınavı çok ağır bir sınav. Ve ben naçizane biliyorsunuz yakın zamanlarda Kur'an hermeneutiği ve örnekleri, hadis ilimleri, hadis vesaire bunlar üzerine yaptığım konuşmalarda özellikle Kur'an hermeneutiği içerisinde ki bunu bir makale olarak da yazdım. Nisa suresinin 34. ayetinde işte kadınlarla ilgili onları dövün ayetinde bunun dövünle bir alakasının olmadığını, burada dövün anlamına gelmeyeceğine dair hem makale yazdım, yayınlandı çok önemli bir dergide, hem de bunu YouTube'da konuşma mevzu yaptık ve izleyenler hatırlayacaklardır. Dolayısıyla benim bu konuda İslam mesajının dövmeyle imtihanı konusunda böyle bir tuhaf psikolojim var. Yani ne Hazreti Peygamber'in mübarek dilinde böyle bir şey var, ne Allah-u Teala'nın mesajında var. Fakat biz böyle bir anlam yükleyebiliyoruz. Zaten eğer izleme imkan ve fırsatınız olursa Kur'an hermeneutiği ve hermeneutik örnekler bölümündeki ele aldığım mevzular mutlaka dinlemeniz gereken, özellikle akademik çalışma yapan öğrencilerimiz için söylüyorum, derslerdir. Çünkü orada bu hususun üzerinde durmaya çalıştım. Şimdi bu da tam bir hermeneutik bir yorum, metin yorumu dersi olarak ele alacağım ve yapacağım, yorumlayacağım bir konu. Evet. Şimdi meşhur rivayetleri buraya aldım, metinlerini, orijinallerini. Onların üzerinde konuşacağız. Bu rivayetlerin öncelikli olarak bizim hadis kaynaklarımızda kütüb-i sitte olarak meşhur olmuş kaynaklarımızdan sadece Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen iki kaynağımızda geçen rivayetleri ele aldım. Ve diğerleri de benzer rivayetler oldu. 3 aşağı 5 yukarı ve hemen hemen de 4 sahabeden galiba naklediliyor rivayetlerin tamamı. Ebu Hureyre ve Enes bin Malik de dahil olmak üzere. Benzer rivayetler olması bakımından da ben 3 tane rivayetin üzerinde duracağım ve bunlar da bizim kütüb-i sitte gibi çok hayati ve önemli kaynaklar olması bakımından biri Ebu Davud, diğeri Tirmizi rahimehullah. Bu eserlerde geçen rivayetlerin bize ne söylediğini ve efendim bizim ne anladığımızı burada konu etmek istiyorum. Çünkü sevgili izleyenler, genel olarak bize söylenen şey şu.
Çocuklara 7 yaşındayken namaz kılmayı emredin. 10 yaşında namaz kılmayan çocukları olursa onları dövün diye rivayetler oldu söyleniyor. Acaba hakikaten böyle mi? Rivayetler böyle mi söylüyor? Şimdi birkaç temel ilkeyi belirledikten sonra rivayetler üzerinde duracağım. Daha önceki metin analizlerinde hermeneutik yorumun, bir metni hermeneutik olarak ele almanın ve yorumlamanın temel ilkelerinden bahsederken de bunun tarihsel imkanından ve yine bu konunun tarihsel bağlamından hareketle yapılması gerektiğini söyledim. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın hayatında, dinin öğretilmesinde, namazın emredilmesinde, namazın kılınmasında veya benzer şeylerde ümmetiyle nasıl bir ilişki ve iletişim içinde olduğunu görmeden, yani hermeneutik bize parçaları bütün içinde okumayı, bütün içinde değerlendirmeyi öğretir. Bunun için de ta Schleiermacher'dan başlayan o gelenekten uzun uzun bahsetmiştim. Bu hermeneutik ilkeyi bir kez daha hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Evet. Her parça bütün içinde anlamlıdır. Bu aynı zamanda analitik felsefenin ve yapısalcı dil felsefesinin de en temel ilkelerinden biridir. Her parça bütün içerisinde anlamlıdır. Eğer biz parçaları bütünüyle, bütünün içinde, bütünle birlikte okuyup anlamaya kalkışmazsak, o zaman buradan sağlıklı anlamlar çıkaramayız. Örneğin, bir iki başka farklı örnek vererek konuma geçeceğim. Örneğin, Hazreti Peygamber'e geliyor bir efendim sahabi, yeni Müslüman olmuş, öyle anlaşılıyor. Tirmizi rivayeti bu da, yine kitabı duada geçiyor. Diyor ki ya Resulallah, İnne şerai al-İslam kad kesuret aleyye. Bu din-i mübinin sorumlulukları bana ağır geldi. Ben Müslüman oldum ama bunlar çok geldi bana. Dolayısıyla ben bunları yapamıyorum. Sen en iyisi fe ahbirni bi şeyin eteşebbetu bihi. Sen bana işi öğret, işi söyle, ben onu yapayım. O diğerleri bana ağır geldi. Allah'ın Resulüne bakın işte, muallim bu, mürşit bu. Az önce onun için öyle bir giriş yaptım. Diyor ki tamam. La yezalu lisanuke radben min zikrillah. O zaman sen sürekli Allah de, Allah Allah de, Allah'ı zikret. Lisanın Allah Allah demekten sürekli ıslak olsun, nemli olsun buyuruyor. Niye? Çünkü biliyor ki lisan sürekli Allah derse gönül lisana katılır, gönül lisana katılınca kul Allah'ın kulu olur. Bunu çok iyi biliyor Allah Resulü. Ben bunu öğrencilere derste okurken de söylüyorum. Bu rivayetin sonunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ama ben Allah Resulü'nü çok şükür tanıdığım için eminim ki bu insan her kimse daha sonra gelmiş demiştir ki ya Resulallah beni hatırladınız mı? Hani İslam dininin emirleri çoktur diyordum. Meğer azmış. Başka yapacağım bir şeyler yok mu? Onlar da söylesen de yapsam dediğinden eminim diye öğrencilere espri yapıyorum. Ama bir hakikat olarak bunu söylüyorum. Ramazan gününde eşiyle birlikte olmuş, dayanamamış, eşiyle beraber olmuş, orucunu bozmuş, saçını başını yolarak hele kele ba'd deyip gelen bir bedeviye ne oldu, ne yaptın, nedir, dur bakalım, sabırlı ol, hayırdır diyen Nebi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah sorma, böyle böyle oldu deyince, o zaman bir köle azat et, nereden bulayım köleyi ben? Peki bari 2 ay peş peşe oruç tut. Ben 1 ay tutamıyorum. Bak başıma ne geldi ya Resulallah. 2 ay nasıl tutayım diyor. Peki 60 fakir doyuramaz mısın? Yok doyuramam. Başka birisinde bir büyükbaş hayvan kurban kesip insanlara dağıtamazsınız. Dağıtamam. Allah Allah diyor Allah Resulü. O zaman bari diyor
Senin hiçbir şeyin yok mu? Yok. Ashabına diyor ki gidip bir küfe, bir sepet hurma getirin. Getiriyorlar. Diyor ki al bunu götür kabilendeki fakirlere dağıt. Adamcağız diyor ki ya Resulallah kabilemdeki en fakir adam benim. Şimdi benim tebessüm ettiğim gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar gülüyor, hoşuna gidiyor ki iyi o zaman götür sen kendin ye diyor. İşte bu mürşit. Kapısına gelenlerin tüm sorunlarını çözen, sorunların çözüldüğü kapı bu işte. Böyle çözüyor ve o insanlar o kapıdan ayrılmıyor. Dolayısıyla onun o bütünlüğü, o mürşitliğinin bütünlüğü içinde meseleye bakmak önemli. Demek ki Allah Resulü'nün peygamberlik sürecinde ortaya koyduğu karakteri, kişiliği, örnekliğinin çerçevesi içinde parçaları okumalıyız. Kadına söylediği sözü de öyle okumalıyız. Erkeğe söylediğini de, çocuğa söylediğini de, herkese söylediğini o bütünlüğü içinde okumak, anlamak zorundayız. Peki şimdi konumuzda olan rivayetlere gelelim. Yine burada basit, küçük bir ermenötik ilke olarak bir şey söyleyeceğim. Sonra hemen rivayetleri okumaya geçiyorum. Onu da buraya farklı bir renkle yazmak istiyorum. İkinci bir, bu bir olsun. İki ermenötik ilke. Metnin anlamı, metnin mesajı. Evet, metnin anlamı, metnin mesajı. Bunlar hem okuduğumuz cümlededir, hem bu cümlelerin sahibinin oluşturduğu bütünlüğün içindedir. Metnin anlamı, metnin mesajı ne? Onu görelim, ona göre konuşalım. Şimdi Ebu Davud'un Kitab-ı Salah'ta namaz bölümü 25 bab, hadis no 494 ve 95'te aynı isnatla iki tane rivayet bize naklediyor. Aynı raviden iki tane isnat naklediyor. İsnatlardan birisi diğerinden sadece ufak tefek lafızlarla farklı. İmam Tirmizi'deki rivayetin biraz daha farklı yönüne değineceğiz. Bakın burada Allah Resulü buyuruyor ki, Müru, bunun lafzına baktığımızda işte metnin anlamı, metnin mesajı diye ikinci hermeneutik ilkede bu ifadeleri ona göre anlayacağız. Müru dediğimiz zaman bunun dil açısından baktığımızda bir emir olduğu, emrediniz demektir. Emredin, lafız olarak böyledir. Ama bu lafız söylendiğinde bu dili konuşan kültür insanları bundan ne? Bu önemli. İşte mesaj bu. Yani metnin bizim şimdi önümüze koyup okuduğumuz bir Arapça metin olarak değil bu. Bir iletişimdir, bir sözdür. Muhatap bundan ne anlıyor? Emir ne burada? Emretmek ne? Birazdan onların üzerinde duracağız. Emir. Hadi biz de öyle diyelim. Emredin. Kime? As-sabiyye. Çocuğa. Neyi emredeceğiz? Bir salati, namaz kılmayı emredeceğiz. Ne zaman? İza belaga seb'asinin, 7 yaşına geldiğinde. 7 yaşına gelince çocuğa namaz kılmayı emredeceğiz. Şimdi birazdan efendim diğer rivayetlerle de kıyasladığımızda üzerinde daha detaylı olarak duracağız. 7 yaşında bir çocuk emre muhatap mıdır? Yani 7 yaşındaki bir çocuk emirden anlar mı? Emir lafzının anlamını hermeneutik olarak söylüyorum. Ona tatbik edecek olduğumuzda emirin ne olduğunu 7 yaşındaki bir çocuk anlar mı? Hayır. Öyleyse o müru'dan başka bir şey anlamamız gerekiyor. Çünkü 7 yaşındaki çocuk emirden ne anlar? Birazdan konuşacağız. Fıkıh usulüyle ilgili bazı maddelerden söz edeceğim. Bu öyle hemen emrediniz diye tercüme edeceğimiz bir şey değil. 7 yaşındaki bir çocuk emirden anlamaz. Yani örneklikten anlar. Onun için Allah Resulü'nün nurudan maksadı kunu usveten demektir. Kunu usveten haseneten.
Evet, namaz için çocuğa 7 yaşındayken güzel örnek olun. Yani sizi güzel görsün, güzel örnek alsın demektir bu. Çocuk 7 yaşında emre muhatap olur mu? Neyse, bunların üzerinde duracağım. Burada çok sorun yok da, var da. Yani o kadar büyük bir sorun değil. Ama şimdi devama gelin bakın. Devama gelin. Ne kadar değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Ön yargılarımız, belleklerimiz bizi ne kadar yanıltabiliyor. Bakın. وَاِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِن۪ينَ Çocuk 10 yaşına geldiğinde bakın فَدْرِبُوهُ عَلَيْهَا Bu çocuğa racı, sabiye. Bu Ala harfi ceri darabe ile kullanılıyor. Ha da namaza racı şu. Ha, salah, namaz. Dövün diyorlar. Bir de işin tuhafı, 10 yaşına geldiğinde namaz kılmazsa dövün diyor. Böyle çeviriyor. İşte çevirileri. İyi de değerli izleyenler, hani namaz kılmazsa nerede? Bu bir şart cümlesidir. Namaz kılmazsa dövün. Fadribuhu aleyhaya cevap cümlesi olarak anlam veriyor insanlar. Ya Allah'tan korkun. Burada var mı hani ve in lem yusalli var mı? Ve izâ belâ aşra sinin lem yusalli. 10 yaşına geldiği halde namaz kılmadığı için, kılmıyorsa fadribuhu aleyha dövün diyeceğiniz. Burada aşağıdaki rivayette de yok, ikinci versiyonunda da yok, Tirmizi'de de yok. Çok dahi diğer kaynaklarda bunu fark edenler galiba bu kayda düşmeye çalışmışlar rivayete. Rivayetlerin kahir ekseriyeti böyledir ve kılmazsa diye bir kayıt, bir şart yok. Yok ki. Yani hermeneutik olarak burada böyle bir laf yok. Boşuna tartışıyoruz dövülür müydü, dövülmez miydi diye. Sözün mübarek sahibi böyle bir şey söylemiyor. Bir, dövün demiyor az önce, sonra konuşacağız. İki, kılmazsa dövün hiç demiyor. Yok yani, ibarede yok, metinde yok. E hocam, hasfedilemez mi? Hayır efendim. Arapçada hazif. Ancak herhangi bir karine olmaksızın anlaşılması tabii, doğal dilde mümkün ifadelerde hazif söz konusu olur. Evet, o dili konuşan herkes onun mahsuf olduğunu bilir zorlanmadan, hiçbir karineye gerek olmaksızın. Aksi takdirde hazif olamaz. Böyle bir hazif olur mu? Şart cümlesi yok, ceza cümlesi var. Peki, şart cümlesi hasf oldu da kılmadı olduğunu, şart cümlesinin kılmazsa olduğunu nereden biliyoruz? Başka bir şey olabilir. Ben de başka bir şart cümlesi takdir edebilirim. Evet. Yanlış kılıyorsa dövün. Namazı alaya alıyorak kılıyorsa dövün. Secde-i rükuyu iyi yapmıyorsa dövün. Ne oldu? Hangisi bu şart cümlesi? Mahsuf. Nasıl takdir edeceğiz? Yok yani. Rivayette yok. Şimdi o zaman dikkat buyurunuz. Metne sadık kalalım. Ve metin ne diyorsa onu anlayalım önce. Sonra bir metin problemi varsa konuşalım. Metnin problemi yok ki. Bence bu rivayetlerin hiçbir metin problemi falan yok. İsnadına karışmıyorum. İsnadına karışmıyorum. O ayrı bir mevzu. Metin olarak bunun bir problemi yok. Metin olarak bunun bir problemi yok. Neden? Çünkü bakın, okuyalım. Benim verdiğim anlamla. Muru as-sabiyye bis-salati eyyuhel ebevan. Ey anneler, babalar, çocuklarınıza kunu usveten hasene. Güzel örnek olun. Güzel örnek olun.
Ne zaman? Artık 7 yaşına gelmiş çocuklar sizi namaz kılarken görüyor. Zaten 7 yaşındaki çocuklar emretmeye gerek yok ki. Değil mi? Emretmeye gerek yok ki. 5 yaşında, 6 yaşında çocukların elinden biz seccadeyi alamıyoruz ki. Biz sermeden o seriyor. Bizimle yatıyor, bizimle kalkıyor. Hatta secde edeceğimiz yere önümüze geliyor. Kucağımıza biniyor, sırtımıza çıkıyor. Değil mi? Zaten onun yanında onsuz namaz kılamıyoruz ki. Yatarken de bizimle yatıyor, kalkıyor, ediyor. Ona emretmeye gerek yok. Ya ne olmaya gerek var? Konuşmamın başında da söylediğim gibi. Güzel örnek olmaya var. Güzel örnek olun. O sizin namaz kılışınıza hayran olsun. Güzel örnek olun. Odur bu. Bu emir. Emir yaşında değil çünkü. Birazdan konuşacağım o hususta. Fıkıh usulüyle ilgili. 7 yaşında onlara güzel örnek olun. Namaz kılmayı da sizi güzel bir örnek görsünler. Güzel bir örnek görsünler. 10 yaşına geldiklerinde ise daha büyüdüler artık. Ne yapın? Fadribuhu. O çocuklara, değerli izleyenler, öğrencilerim için de bunu her zaman söylüyorum. Arapçada fiiller harfi cerlerle kullanılmaya başladığında lütfen bunu dikkate alacaksınız. Darabe fiili. Ala harfi cerle kullanıyor. Hiçbir zaman darabe sadece doğrudan kendisi mef'ul aldığındaki şekliyle o aynı anlama gelmez. Mesela darabtu zeyden, ben Zeyd'i dövdüm. Eyvallah. Darabe zeyden, tamam. Çünkü direkt mef'ulünü aldı. Ama darabtu zeyden aleşşeyi deyince bu artık Zeyd'i dövmek olmaktan çıkar. Bu dövmek değildir. Darabe ala harfi ceriyle bir konuda ısrarcı olmak, bir şeyi birine empoze etmek, özellikle bu anlamı çok vurgulanır Arapçada, edebiyatta, empoze etmektir. Israrcı olmaktır. Daha ağırlıklı anlamı takipçi olmaktır. Takibi almaktır. Ciddiye almaktır. Yani 7 yaşındayken çocuklarınızın namazı konusunda onlara güzel örnek olun. 10 yaşına geldiğinde de onların namaz kılıp kılmadığı konusunu takibe alın demektir bunun anlamı. Ciddiye alın demektir. Fadribuhu aleyha, yani fadribuhu alessalati, namaz konusunda daha namazı onlara empoze eden bir konumda olun. Daha fazla namazı empoze edin. Daha fazla namaza dikkatlerini çekin. Namazları konusunda daha tedbirli, dikkatli ve takipçi olun, ısrarcı olun demektir. Övme mövme yok. Yok arkadaşlar. Hani ben sınıfta bazen espri olsun diye öğrencilerime diyorum ki, valla CBV'yi de kabrinden kaldırsanız yok, ne yapayım? Dil böyle yani, Arapça böyle, ben ne yapayım? Sonra bana diyorlar ki, hocam niye o zaman millet böyle anlamış? Onu millete sorun, ben Ahmet Keleş'im, kendimden sorumluyum. Benim söylediklerimi bana sorun, öyle söyleyenleri de onlara sorun. Yok yani gördüğünüz gibi. İbare dövün demiyor. E millet niye öyle söylüyor hocam? Ben nereden bileyim? Onlara sorun. Ve siz siz olun, ibarenin aslına bakın. Bakın görüyorsunuz işte, aslı bu. İkinci rivayete geçelim, bakın. İkinci rivayete. Aynı Ebu Davud rivayeti. Muru evladekum bu sefer. Muru evladekum. Çocuklarınıza aynı şekilde emredin. Üzerinde duracağım az sonra. Yani güzel örnek olun bir salat-ı namaz konusunda. Vahum ne zaman? Vahum ebna'u seb'isinin. Onlar 7 yaşındayken. 7 yaşlarındayken onlara namaz konusunda güzel örnek olun. Vadrubuhum aleyha. Vahum ebna'u aşrisinin. 10 yaşına geldiklerinde ise takipçisi, ısrarcısı olun. Konunun takipçisi olun. Konuyu iyi takip edin yani. Bu konuda sizin ciddi olduğunuzu, bu konuda ısrarcı olduğunuzu görsünler. Hem güzel örnek olarak görsünler, hem de onların dindar olmalarını ve namaz kılıyor olmalarını arzuladığınızı, bunu önemsediğinizi görsünler. Çünkü eğitimde önemsenmek çok önemli bir şey değerli arkadaşlar, değerli izleyenler.
önemsenmek çok önemlidir. Kişi önemsendiğini hissettiğinde işi ciddiye alır. Onun için ben hep diyorum ki meslektaşlarıma, lütfen öğrencilerimizi önemseyelim. Onları önemsediğimizde onlar güzel öğrenci olurlar. Çocuklarımız da öyle. Onları önemseyelim, değerli görelim. Evde onlar bizim yanımızda kendilerini önemli ve değerli hissetsinler. Özellikle de yaptıkları güzel şeylerle bizim gözümüzde daha bir değerli olduklarını, daha bir önemli hale geldiklerini fark etsinler. Onlar da ona göre bir konum belirler kendilerine. İşte tam da burada bakın, aynı şekilde yine Ebu Davud'da iki rivayet var. İkisinde de kılmazlarsa dövün yok ki, şart cümlesi yok. Şurada bakın. Bakın. Ve in lem yusallu yok. Kılmazlarsa dövün. Kılmazlarsa bile dövün anlamına gelmez. Onu da söyleyeyim de. Yani burada bunlar hasfedilmiş diyorlar hani ya. Hayır, hazif mazif yok da. Diyelim ki hasfedildi, oruya bir koyduk. Ve in lem yusallu'yu koysak bile vadribuhum aleyha, onları dövün anlamına asla gelmez. Darabe aleyhe gelmez. Yani Arap dili, edebiyatı diye bir dil varsa, bunun bir kuralı varsa, bir edebiyatı, bir belagatı varsa gelmez. Bu kadar net. Peki ne anlama gelir? Az önce söyledim. Israrcı olun. 10 yaşına geldikleri halde hala namaz kılmıyorlarsa, o zaman ciddiye alın bu işi, takibe alın. Önemseyin. Siz önemserseniz onlar da bunun önemli olduğunu fark eder. Sizin önemsediğiniz şey onlara önemli olarak yansır. İfade budur. Burada nerede dövme var, nerede asa var, nerede sopa var, nerede değnek var? Bizim maşallah geleneğimizde nasıl dövecekti de, ne kadar dövecekti de, sopa nasıl olacaktı da, yüze mi vuracaktı, affedersiniz, poposuna mı vuracaktı, sırtına mı vuracaktı, ayağına mı, eline mi? Ne kadar kalınlıkta olacaktı? Ya hiç kalın malın bir şey yok, dövün yok ki. Yani yok. Değerli izleyenler. Evet, şimdi gelelim İmam Tirmizi rivayetine. Tirmizi rivayeti bakın. Burada müruğunun anlamını da görüyoruz. Bakın bu rivayetlerin farklılıkları, lafız farklılıklarının işte böyle bir önemi var bizim hadis ilminde. Müruğ yani bu şerhim ayetinde. Allimu bakın. Allimu. Öğretin. Demek ki 7 yaşında bir çocuğa emir olmaz. 7 yaş emir yaşı değil ya, talim yaşıdır. Bu rivayet ne kadar önemli, ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Müruğunun anlamını bize şerh etti. Müruğ ile kastedilen yuksedu bih et-ta'lim. Kastedilen şey öğretimdir, eğitimdir. Çocuklarınıza 7 yaşta öğretin. Çünkü emir fıkıh usulünde teklif çağı diye bir şey var fıkıh usulünde. Teklif yaşı. Aynı zamanda ceza ehliyeti, biz inşallah fıkıh usul dersleri yapacağız. Ceza ehliyeti dediğimiz bir şey var. Yani bir kimseye ceza vermeniz için o cezaya hak edeceği, o cezayı verebileceğiniz bir takım vasıflar var. O vasıflarla muttasıf olmadan ceza ehliyeti gerçekleşmiş olmaz ve o kişiye ceza veremezsiniz. Hakim de veremez, kimse veremez. İşte bu 7 yaş ceza ehliyetinin altındadır. 10 yaş bile altındadır. 10 yaşındaki kişiye bile ceza veremeyiz. Neden? Çünkü ceza ehliyeti dediğimiz yaş akıl bali olmaktır. Akıl bali olmanın da kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafya farklılıkları var ama bu hemen ihtilam olunca, bizim fıkıhçıların yaptığı gibi hemen ihtilam olunca af buyurun akıl bali olunmaz ki. Tamam da biyolojik olarak ihtilam olmak,
biyolojik olarak bir hanım için adet görmek, lütfen beni hoş görünüz, bir sınırı belirler ama bu hemen ceza ehliyeti anlamına gelmez. Çünkü ceza ehliyeti ancak talim ve öğretimle gerçekleşir. Yani bir kimsenin fıkıhta, usulde, usulü dinde mükellef olabilmesi için mükellef olmanın anlamını, nelerle mükellef olduğunu, bunlarla neden mükellef olduğunu, bu mükellefiyetini yerine getirmediğinde nasıl bir cezayla karşılaşacağını ve neden bir cezayla karşılaşacağını öğrendikten sonra bu kişi ancak ceza ehliyetine sahip olur. Bunları öğretmeden, bu hale gelmeden insana hadi şunu niye yaptın, al sana ceza, böyle değil. Geleneğimizde de böyle değil. Zaten fukahamız da böyle düşünmüyor. Böyle de uygulanmamış zaten. Bu itibarla ne kadar güzel. Bakın rivayet. Allimu es-sabiyye es-salate, çocuğa namazını öğretiniz. Ne kadar güzel. İbne seb'in, 7 yaşındayken. 7 yaşında geldiğinde artık çocuğa, zaten o hani demin de söyledim ya, seccadede bizden ayrılmıyor, sırtımızdan inmiyor, boynumuzdan inmiyor. Secde edeceğimiz yere özellikle gelip kafamızla seccade arasına girmeyi çok severler, değil mi? Oraya girip duruyor. Yani o zaman 7 yaşına geldiğinde, gel bakalım kızım oğlum. Biz niye böyle şeyler yapıyoruz, hiç düşündün mü yavrum? Belli vakitlerde hiç şaşırmadan sabah, öğle, akşam bu seccadeyi seriyoruz, namaz kılıyoruz. Görüyorsun değil mi? Evet. Peki bunu niye yapıyoruz acaba? Hiç merak ettin mi? Etmediysen hadi bir gel beraber merak edelim. Çünkü ben merak etmiştim de annem babam bana şöyle şöyle söylemişti. Gel ben de sana anlatayım. Gel bir merak edelim istersen. Niye bu seccadenin üstüne çıkıyoruz? Niye ayakta durup eğiliyoruz, yatıyoruz? Ne yapıyoruz? Bunlar ne anlama geliyor? Hadi biraz bunları konuşalım mı seninle? Seninle konuşalım, abinle konuşalım, ablanla konuşalım. Anneyse babanla da bir konuşalım, babaysa annenle de bir konuşalım. Ha? Nasıl olur? Yavaş yavaş bir öğretelim, eğitelim. Değil mi? Evet. Bakın ne diyor? Vadribuhu aleyha. Bakın. Vadribuhu aleyha. 7 yaşında allimu, öğretin. İbne aşrin 10 yaşına geldiğinde ise vadribuhu aleyha. Artık 3 senedir öğretiyorsunuz. 10 yaşına geldi. Bu defa kızım, oğlum. Hangi vakitteyse haberin var mı kızım? Bu vakit ne vakit? Bu vakitte ne yapıyorduk? Vakitte ne yapılıyordu? Abdestini aldın mı? Namazını kıldın mı? Ne yaptın? Nasıl kıldın? Neler okudun bakayım? Şöyle şöyle yaparsan, bak bu defa sana şöyle şöyle bir mükafatımız var. Şöyle şöyle kılalım. Annenle babanla bu sabah namazını şurada kılalım, şuraya gidelim, teravihe burada kılalım. Ama tabii sakın acele acele kılan imamların arkasına gidip namazınızda, teravihinizde heder etmeyin bu arada, parantez içinde. Huşuyla kılan ve kıldıranların arkasında kılın. Çocuklar da onları gözlemlesinler. Çocukları asla huşuyu bilmeyen bir imamın ardında namaz kıldırmayın arkadaşlar. Sakın. Huşusuz bir ortama götürmeyin. Namazın ciddiyetinin ne olduğu mevzusundaki hassasiyeti zedelenmesin. İşte bu vadribu haleya namaz mevzundaki ciddiyetimiz ve hassasiyetimizdir. Diyor ki 10 yaşına geldiğinde ciddiyet ve hassasiyetinizi gösterin. Namaz konusunda çocukların sizin ne kadar ciddi ve hassas olduğunuzu iyice gözlemlesinler ve bunu onlara yansıtın. Buyuruyor Allah Resulü. Şimdi değerli izleyenler, merak ediyorsunuzdur tabii. Haklı olarak ben de merak ediyorum. Ya bu kavga niye çıkmıştı acaba?
Meğer rivayetlerde zaten düğün yokmuş ki. Niye bu kavga vardı? Bu kavga niye çıkmıştı acaba? Evet. Niye bu kavga çıkmıştı? Allah Resulü böyle söylemiyor ki. Ne güzel buyurmuş. Ne kadar harika. Metinde de bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Az önce söyledim. İsnatla ilgili bir şey söylemiyorum diye. Evet. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hem bireysel dindarlığımıza hem de çocuklarımızın dindarlığına ilişkin bu rivayetlerde bize herhangi bir problemli bir şey söylemiyor. Bu rivayetlerde bir problem yok. Ama daha önceki videolarımda da söylediğim gibi alıyor eline Tirmizi tercümesini, Ebu Davud tercümesini. Adam oturuyor benim gibi kameranın karşısına. Bak 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 bak. Böyle söylüyor bir de. Peygamber ne söylemiş? Yaşında çocuğa namaz emredecekmişiz. Bir de 10 yaşında dövecekmişiz. Böyle söylüyor. Tabii ben her zaman söylüyorum. Böyle bir video yüklemek kadar bir insanın cehaletini alenileştirmesi ve ilanı olamaz başka türlü. Onlar için üzülüyorum. Resulullah böyle bir şey demiyor ki arkadaşım. Bir de Resulullah'ın söylediğiyle önüne koyduğun tercümeyi bir tutma. Meali Kur'an sanma. Değil mi? Onun için rivayetlerimizi doğrudan metinleri üzerinden okumanın, okurken onları özellikle Hazreti Peygamber'in genel sünneti ve şahsiyet ve karakteri üzerinden değerlendirmenin ve keza benim 8-10 derste özetlemeye çalıştığım metin yorumlama ve hermenötik ilkeleri dikkate almanın ne kadar önemli olduğunu, bu ilkeleri dikkate alarak okumaya alışırsak, bu metinleri okurken metinlerde gerçekten sorun var mı yok mu? Varsa nerede var, ne kadar var? Onları da gözlemlemenin daha mümkün olacağını söyleyebiliriz. Sevgili izleyenler, ben bu rivayetler üzerinde yapılan geçmişteki şerhler, kaynaklar, bu konuyla ilgili yapılan yorumlar vesairelerin polemiğine hiç girmeden sadece doğrudan çok önemli iki hadis kaynağımız olan Ebu Davud ve Tirmizi Rahimahumullah'taki geçen üç tane rivayetin metinlerinden hareket ederek metinlerde bir sorun olmadığını sanıldığı gibi böyle Peygamber Efendimiz'in söylemediğini, metnin doğru anlamının da işte bunlar olduğunu dilimin döndüğü kadar, aklımın erdiği kadar siz değerli öğrencilerim ve sevgili izleyenlerimle paylaşmaya çalıştım. Sabırla beni dinlediğiniz için hepinize minnettarım, teşekkürüm. Bir kez daha Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Gönlünüz ve kalbiniz feyiz ve bereketle dolsun efendim. Allah'a emanet olunuz.